Arkadaşlar bugün size nişanlı çiftlerin evlenmeden önce konuşması gereken çok önemli 5 konudan bahsetmek istiyorum. Bakın çok önemli. Çünkü bir baktım ki baştan bunlar konuşulmayınca daha sonra ilişkilerde evlendikten sonra acayip sorunlar oluşturuyor. Bir, para konusu, maddiyat. Parayı kazanmak zor, harcamak kolay. Onun için kazandığımız parayı nasıl harcamamız lazım? Gezelim, yiyelim hocam, dünyaya bir daha mı geliyoruz? Hocam yatırım yapalım, yarın başımıza ne geleceği belli değil. Bak bir çocuğumuz olur, hastalık olur, kenarda da biraz paramız bulunması lazım. Şimdi farklı farklı düşüncelere sahip insanlar bir araya geliyor. Hadi bakalım cümbüşe bak. Onun için bir defa parayı kim kazanacak? İkimiz de çalışıyoruz. Ya da birimiz çalışıyoruz. Önemli değil. Önemli olan o paranın nasıl harcanacağı. Burada eşimizle beraber konuşarak, tartışarak, istişare ederek fikir birliğine bir defa baştan varmamız lazım. Yoksa para harcarken evlilikler harcanıyor. 2. Çocuk meselesi. Şimdi çocuk ne zaman yapılacak? Çocuk hemen yapalım mı, yapmayalım mı? Bakın güven varsa çocuk yapın. Evlendiğiniz zaman da kesinlikle hemen çocuk yapmayın. Sonra evliliğinizde eşinizle ilgili bakıyorsunuz tahammül edilmeyecek, sana gerçek yüzünü göstermemiş bir sürü problemle karşılaşıyorsun. Ama çocuk var. Hocam ne yapayım, çocuğum var, bırakamıyorum ben onu diye. Daha sonra bana binlerce mesaj geliyor. Bakın çocuk elimizi ayağımızı bağlıyor. Önce tanıyalım, güvenelim, tam anlamıyla güvendikten sonra bence çocuk yapılmalı. Onun için eşimizle baştan bunu konuşalım. Birisi ben böyle bir dünyaya hiç çocuk meydana getirmek istemiyorum. E kardeşim o zaman ben niye evleneyim seninle? Hiç çocuk istemiyorum diyen dünya kadar genç biliyorum ben şu anda. Anladınız mı? Baştan bunların hepsini konuşun. Çocuk meselesi. Bak ikinci önemli konu bu. 3. Kıskançlık ve güven meselesi. Bak nişanlık döneminde baştan bunu konuşun. Arkadaşlarına gidemezsin. Anne babana bile bensiz gidemezsin. Seni hapsetme düşüncesinde olan bir insan var. Bak konuştuğun zaman anlarsın bunu. Ve bunu ortaya çıkarmaya çalış. Bunun niyeti ne? Ben sana güveniyorum. Nereye gidersen git. Karşılıklı o güven. Şimdi ben eşime güveniyorum. Ve eşimle ilgili oraya mı gidiyor, buraya mı gidiyor, nereye gidiyor, nasıl gidiyor? Ben hiç düşünmem bunu. Bak neden? Ben ona güveniyorum. O da bana güveniyor. Karşılıklı güvenin olduğu ilişkilerde insanlar boğmuyor birbirini. Ama güvensizlik varsa acayip derecede takip var. Takip varsa boğma var. Onun için baştan bunu konuşun. 4. Aileler. Ailelerin yeri ne olmalı? Konumu ne olmalı? Senin ailem benim ailem kavgasıyla biz ilişkimizi bitirmeyelim. Bak sen benim anne babama saygı duy, ben senin anne babana saygı duyayım. Sadece benim anne babalarıma gidelim, senin annem babam önemli değil. Yürümez bu ilişki. Ve anne babalar müdahale ettiği evliliklerin yürümediğiyle ilgili bizim fikir birliğine varmamız lazım. Anne babaların iç işlerimize karışmamasıyla ilgili ortak karar almamız lazım. Evimizdeki alacağımız eşyalara kadar anne babalar karışıyorsa ve sürekli senin annende ya da benim annemde ben geçirmek istiyorsam vaktimi bu yürümez. Bunları baştan konuşun. 5. Hobiler. Nelerden hoşlanıyorsunuz? Beklentileriniz neler? Nasıl bir evlilik istiyorsunuz? Bir defa baştan bunu konuşun. Ben sürekli hafta sonları beraber gezeceğim bir eş istiyorum. Ben de hafta sonu yatmak istiyorum. Vallahi ben hiçbir yere çıkmam, dinlenmek istiyorum. Olmaz. Neler bekliyorsun? Neler istiyorsun? Kafanda nasıl bir eş var? O eş nasıl davranmalı sana? Ben neyi seviyorum? Ben neyi istiyorum? Benim sevdiğimi o ne kadar sevebilir? Ne kadar kabullenebilir? Bunları çok iyi konuşmak lazım. Ha şu da çok önemli ama sadece yapış yapış benle gezen bir insan doğru değil. Benim kendi arkadaşlarım, kendi gezeceğim, beraber vakit geçireceğim insanlar olmalı. Onun da olmalı. Ve aynı zamanda birlikte de vakit geçireceğimiz şekilde planlamalar yapmalıyız. Bunların yapıldığı evlilikler harika evlilikler olur. Onun için bu 5 madde eğer iyi planlanırsa, iyi konuşulursa nişanlık döneminde evlenince macerayla karşılaşmazsınız. En azından neleri beklediğinizi karşılıklı bildiğiniz için yaşadığınız sorunları daha rahat çözersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın.
izleyin, izlettirin.